Sevgili seyirciler, pamuk ipliğinin güçsüzlüğü hepimizce bilinir. Hatta deriz pamuk ipliğiyle bağlı diye. Fakat binlerce, milyonlarca ipliğini bir araya getirip bir halat oluşturmasıyla koparılması neredeyse imkansızlaşır. Dünya hayatında atılan iftiralar, yapılan zulümler, haksızlıkların bir şekilde cezasını bulması o kadar çoktur ki. Demek ki hiçbir haksızlık yapanın yanına kalmıyor. Ayrıca yapılan her haksızlık da burada tam olarak karşılığını bulmuyor. Demek ki onlar da bir başka aleme bırakılıyor. Karıncanın hakkını koruyan bir kudret, onca insanın maruz kaldıklarını görmezden gelmez. Nasıl ki nimetlerin en azı tadımlık olarak veriliyorsa, cezaların da buradaki karşılıkları bu emsaldendir. Kısaca zulm ile abad olanın ahiri berbat oluyor. Sevgili seyirciler, örneklerine binlerce rastladığımız bir iftira hikayesi ekrana getiriyoruz. Bizlere İstanbul'dan yazan Nurten Saral'ın hikayesini hep beraber seyrediyoruz. Yavrum, ağlama anam, ağlama kınalı kuzum, şimdi geçecek yavrum, canım benim. Nazar etmişler torunuma kuzum. Besbelli. Yavrum, ana, bu yanıyor. Allah'ım sen yavrum. Şifa ver yarabbim. Ne oldu anam sana? Canım, kuzum, sen yanma, ben yanayım gülüm. Kuzum benim, ana, bunun sirkeli suyla geçeceği yok, en iyisi ocağa götürelim. Doğru dersin kuzum benim. Ama bu havada iyice hasta olur yavrum. Yavrum. Sen var git sağlıkçıyı getir. Dayan gül kokulum. Dayan yavrum. Getireceğim şimdi sana doktoru. Kuzum. Hadi var git bir an evvel kızım. Gözyaşıyla ateş sönmez. Hadi, hadi kızım. Canım. Yavrum benim, yavrum ne oldu sana yavrum? Ne oldu? Dolana gün dolana, şirin canım benim, bana yâri bulana. Dolana ay dolana, dolana gün dolana, şirin canım benim, bana yâri bulana. Çubuk değdi gözüme, bağ girdim üzüme, çubuk değdi gözüme, çubuk seni budaram, yar göründü gözüme, dolana ay dolana, dolana gül dolana, şirin canım veririm, bana yâri bulana. Eline ağzına sağ. Aslan babam. Eyvallah Şefika. Bizim köylü böyle muhabbetlerden ne anlasın? Sadece ağlamayı zırlamayı bilir. Vallahi şuraya geldiğinden beri gözüm gönlüm açıldı. Uyuzdur bu köylü, uyuz. Değil mi ya? Bize de bulaşmasın sakın. Sağlıkçı sensin. Onu da sen düşün artık. İki bardak çay dolduracaksın, 100 saat geçti. Bırak hadi şuraya, bırak. Sağ ol bacım. Afiyet olsun. Kim bu saatte ya? Bu gurbetçi Cemil'in karısı Döne. Kocası gurbette ha? Ben kapıya bakayım. Gece vakti seni arayacak değiller ya. Ben bakarım, hadi çekil şuraya. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Bebeğimin çok ateşi var. Yanıyor beyim. Ne olur yetişsen. Anladım. Bekle, çantamı alıp geliyorum. Kusura bakma Şefika. Görev. Ne kusuru canım? Yarın gece tazeleriz. Sen bak işine. Tamam. Hadi oğlum. Yürü, gidiyoruz. Geçmiş olsun Döne bacı. Sağ olasın Şefik emmi. Buyurun içeri geçin. Sağ olasın, geçmeyeyim. Kocan uzun zamandır gurbetteymiş, öyle mi? Öyle beyim. Ne zaman döneceği de belli değil herhalde. Zor olmuyor mu böyle kadın başına? Ne olur, biraz daha hızlı yürüsek. Bebeğim ateşler içinde yanıyor. Telaşa gerek yok. Merak etme.
Ben anladım çocuğun derdini. Bir şey olmaz, korkma. Bu köyde hiç güzel yok zannediyordum ben. Ha? Ne güzel şeyler bunlar. İnsanın ara olası geliyor. O nasıl söz beyim? Allah aşkına acele edelim. Bebeğim, ateşler içinde. Merak etme. Ben de yalnız bebeğinin değil, senin de ilacın var. Hadi gel. Bırak. Hadi boşuna kaçma. Gece vakti kim görecek? Vay ürkek ceylan vay. Dur dur. Gelin. Allah'ım, nedir bu başıma gelenler? Ne yapacağım ben şimdi? Namusum sana emanet ya Rabbim. Kızım iyi misin? İyiyim ana. Gelirken acelemden düştüm de üstümü temizliyorum. Söyledin mi sağlıkçıya? Çağırdım ana, çağırdım. Geliyor. Geldi herhalde. Nerede çocuk? Geç buyur, burada. Allah'ım, ben nasıl çıkacağım o adamın yanına? Sabahtan beri ateşler içinde yavrucak. Düşmedi bir türlü. İyi olacak, merak etmeyin. Bir iki saate kadar düşer ateşi. Sağ ol oğlum. Allah razı olsun. Merak etmeyin, merak etmeyin. İyileşecek. Ah, ah. Tamam. Geçmiş olsun bacım. İstediğiniz zaman çağırabilirsiniz. Ben hemen koşar gelirim bebeğe bakmaya. Neyse ben gidiyorum. Hadi al asmalı. Ya, geliyorum oğlum. Hadi kızım toparlan artık. Bak iyileşecek dedi adam. Kahveye mi gideceksin Rıza? Döne kızıma bir uğrayacağım. Kadın başlarına bir ihtiyaçları vardır belki. Bizim çocuklar kıskanır oldu Döne'yi, haberin ola. O da benim kızım sayılır. Tabii. Hem rahmetli Mustafa'nın emanetidir o bana. Öyle ya. Hadi selam söyle. Aleyküm selam. O kadar da çitiledim. Bırak! Döne. Döne. Kızım bir şey mi var? Yok bir şeyim Rıza emmi. Hoş geldin. Kızım bu ne dalgınlık? Çamaşırlar sen asmadan kuruyacak neredeyse. Dalmışım Rıza emmi. Var sende bir şeyler ya. Döne. Buyur ana. Hoş geldin Rıza. Hoş bulduk Şefika bacı. Kızım hiç şekerimiz kalmamış. Bakkala kadar git de bir kilo alıver. Ben çamaşırları asarım. Olur ana. Şefik abacı, Döne'yi pek iyi görmedin. Nesi var acaba? Ne bileyim Rıza, dün akşamdan beri böyle. İyisin, iyisin. Maşallahın var.
Geç, geç. Sağ olun doktor bey. Kız, selam sabah yok mu? Bu kadar yabani olacak ne var canım? Bana bak, fazla naz aşık usandırır ha. Oo Vedat, bakıyorum gözüne bir ceylan kestirmiş. Ne yapayım, sahipsiz kalmasın dedim. Sen de alemcilikte olduğunu bilseydim daha önce davranırdım. Hadi gel, bir çay içelim. Kime desin? Kime anlatsam derdimi? Kim inanır ki bana? Ya Cemil gelince kulağına giderse? Ya yanlış anlarsa? Ya inanırsa? Nereye kızım, hayırdır bu saatte? Sarmadan Rıza emmileri de götüreyim dedim ana. Pek sever bilirsin. Sabah götürürdün kızım. Tazeyken versem daha iyi olur ana. Hemen verir gelirim, sen merak etme. Hoş geldin Döne. Sarma getirdim size Rıza emmi. Sağ ol kızım, sağ ol. Geç buyur. Hadi. Gir içeri. Oh, hoş geldin kızım. Buyur Hatice abla. Ay sağ ol kızım, niye zahmet ettin? Eksik olma. Afiyet olsun. Hatice, sen bize bir çay getir. Tamam. Gel kızım, otur şöyle bakayım. De bakalım halini Döne. Sabahleyin pek sıkıntılı gördüm seni. Çekinme kızım, söyle, nem var? Emmi, kimseye anlatamıyorum. Senden başkası inanmaz bana bu köy yerinde. Sen benim babam sayılırsın. Ben de seni öz evladımdan ayırmam kızım. De bakalım. Şu sağlık memuru var ya hani. He, Vedat. Ha, o işte. Geçen akşam bebeğin ateşi çıktı. Çağırmaya gittiydim. Yolda. Ne oldu yolda? Saldırdı bana emmi. Zor kaçtım elinden. Ne demek saldırdı? Nasıl yapar bunu? Vay şerefsiz namus düşmanı vay. Artık nerede görse laf atmaya başladı emmi. Ne yapacağımı şaşırdım. Kimseye de anlatamıyorum derdimi. Bir yanlış laf çıkarsa yerin dibine girerim. Doğruymuş demek ki kulağıma gelenler. Olur olmaz kadınlara laf atıp manalı manalı bakıyormuş alçak. Ben şimdi ne yapayım emmi? Bir yol, bir çare göster bana. Ağlama kızım. Hiç boşuna üzme kendini. Ben bu işi halledeceğim. Yarın gidip adam akıllı konuşur, haddini bildiririm. Daha bir gün duramaz bu köyde o namussuz. Hayrola, ne susup oturdunuz öyle? Ne oldu kızım, bir şey mi var? Ne güzel duruyorlar yuvalarında.
ne işimize yarayacaklar ki? Akıllım, kırlangıç yumurtasını 7 renge boyayanın 7 dileği kabul oluyormuş. Ya, bisiklet dilesem de olur mu? Oo, ne dilersen. Şu yuvanın içinde en az 2 tane yumurta var. Biri sana, biri bana. Ama bu merdiven çok kısa. Oraya yetişmez ki. Bir merdiven bulmamız lazım. Annem görmesin ama. Acayip kızar. Görmez görmez hadi. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Yine mi çatıya çıkmaya çalışıyorsunuz? Babana söyleyeceğim seni. Hadi çabuk götürün o merdiveni yerine. Hepsi de millete dağıtılmaz ki bunun. Hem fazla ilaç midelerini bozar. Oo, buyur Zaymi, hoş geldin. Geç otur şöyle. İstemez. Senin gibilerle oturmak bize halel getirir. Anlamadım. Lafı gevelemeye hiç niyetim yok. Pılını pırtını toplayıp derhal burayı terk edeceksin. Yok ya. Nedenmiş o? Anlamazlıktan gelme. Döne gelin her şeyi anlattı bana. Neyi anlattı? Nasıl gelip sırnaştığını mı? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Niye? Yalan değil ki. Geçen gece çocuğum hasta deyip beni çağırdı. Sen git ben gelirim dedim. Olmaz dedi. İlle beraber gidelim. Sus! Namussuzluğu iftiraya çevirme. İftira değil. Gerçek. Yolda çok yalvardı. Gel şurada biraz oturalım. Kimse görmez diye. Erim gurbette. Yalnızlıktan usandım artık diye. Vallahi zor çektim kendimi. Sana ne anlattıysa kendini kurtarmak istemiş besbelli. Bana bak namussuz adam. Döne gelin elime doğdu benim. Tanımasam bilmesem pis çamurlarına kanardım. Ama seni bildim artık ben. Son kez söylüyorum. Daha fazla cılkı çıkmadan bu işin defolup git bu köyden. Yoksa ben göndermesini bilirim. Haberin ola. Vedat, şu çocuklara bir şey söyle ya. Neymiş? Çatıya çıkıp kuş yumurtası alacaklarmış. Ya ne diyorsun sen be kadın? Ne kuşu, ne yumurtası ya? Allah Allah. Tam zamanıydı. Eyvallah. Ne olacak Şefik ağa? Adam beni buradan göndermeye çalışıyor diyorum. Sen çay keyfindesin. Sıkma canını bu kadar ya. Ya nasıl sıkmayayım? Köye bir anlatırsa köylüler beni tefe kor. O kadar kolay değil. Bu köyde ben istemedikten sonra bir şey olur mu hiç? Rıza kim oluyormuş da beni ezip karar veriyormuş? Dert etme. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Ha, bizim çevremiz geniş çok şükür. Dinle. Kasabanın birine bir gün acayip dürüst bir kadı gelmiş. Kim rüşvet teklif ederse vurduruyormuş boynunu. Kasabanın haramzadelerinden birinin de mahkemesi olmuş o ara. Ama öyle kazanılacak cinsten değil. Adam külliyen haksız. Neyse. Mahkeme olmuş bitmiş. Bizim haramzade kazanmış. Kasabalı nasıl oldu deyince rüşvet teklif ettim oldu demiş. Nasıl olur demişler. O kadı rüşvet alanı sağa komaz ki. Adam gülmüş şöyle bir. Benim adıma göndermedim ki rüşveti. Karşı taraf adına gönderdim demiş. Anladın mı? Yani yumruğu önce biz indireceğiz. Hiç merak etme. Şefik ağa seni hiçbir yere bırakmaz. Pes vallahi. Sen gönder kocanı gurbete. Sonra elin yabancılarına çengel at. Tövbe estağfurullah. Bunları da mı duyacaktık? Tabii ya. Döneyi böyle bilmezdim.
Demek boşuna dememişler insanoğlu çiğ süt emmiş diye. Ama sağlık memuru dürüst adammış. Aile babasıyım deyip gitmiş gene. Bütün köyün dilinde. Yalan olmasın kız bu. Olur mu? Şefik ağa görmüş gözlediğini. Bizim beye söylemiş. Allah ıslah etsin valla. Namussuzlar. Aman yarabbi. Allah'a ısmarladık Şefika teyze. Yine gel Zehra. Olur, gelirim inşallah. Gel bebeğim, gel. Ana! Allah cezanı versin seni. Rezil kadına evime gelin almışım da haberim yokmuş. Ana sen de mi? İnan, Allah şahit böyle bir şey yok anacığım. Sus! Allah'ın adını ağzına alıp da kirletme. Ana iftira. Yemin ederim ki iftira. Hiçbir günahım yok benim. Bütün köye rezil ettin bizi. Cemil'imin namusunu iki paralık ettin. Çekil şuradan. Nereye götürüyorsun ana yavrumu, dur. Bırak. Bundan sonra o bizi ellerine, torunuma elini bile süremeyeceksin. Cemil Alaman'dan gelene kadar yüzünü ana, bile görmek haram oldu sana. Yapma ne olur. Ana. Yalvarırım dinle beni ana. Yemin ederim ki yalan. Hepsi iftira. İnan bana ana, inan. Allah'ım yardım et bana. Rezaim, nasıl kurtulacağım bu iftiradan Allah aşkına? Ne olur, Allah aşkına bir yol göster bana. Dur kızım hele, otur şöyle bakayım. Nasıl durayım emmi? El diline düşmüşüm. Kara çalmışlar alnıma. Duydum kızım, duydum. Şefik'le o melun yaymışlar her tarafa. Ne yaparım? Ne ederim ben şimdi? Anam bile yüz çevirdi. Kim inanır şimdi bana? İftira çamur gibidir kızım. Atanın eline de bulaşır. Her şeye kadir, kudreti sonsuz olan Allah'ın varlığına inanıyor, ona sığınıyorsak sabredeceğiz. İnşallah o karayı döndürüp yüzlerine çalacaktır. Hadi bakalım. Şimdi doğru evine git. Bir iki gün daha bekleyelim. Olmazsa yapacağımı bilirim ben. Hadi toparlan. Ağlama yavrum, ağlama. Geçecek yavrum. Bunlar da geçecek. Ağlama kızım. Üzülme. Ne dediydim sana? İki günde hallettik işi bak. Mesele müdürlüğe kadar gitseydi durumum kötü olacaktı. Ne oldu? Beni gönderecektin buradan ama sonunda sen zararlı çıktın işte. Neyse, hazır zararlı çıkmışken biraz gönül eğleyelim istersen. Ne istediniz benden ha? İffetimi korudum diye iftiramı reva olacaktı bana. Namusumu iki paralık ettiniz. Ciğerimi yaktınız. Ne dersin Şefika? Yanık ciğer ilacı var mıdır bende? Olmazsa şehirden getirtiriz Vedat'cığım. Ya sen Şefika? Neden uydun bu adama? Bana iftira atıp da namusumu kirlettiniz benim. Neden? Yıllar sonra köyümüze bir sağlık memuru gelmiş. Gönlünü hoş tutup eğleyeceğimiz yerde sen tutup köyden kovdurmaya çalıştın. Az bile yaptık. Reziller, kepazeler. Siz benim ciğerimi yaktınız ya. Allah da sizin ciğerinizi iki misli yakar inşallah. Sen yak benim ciğerimi Ceylan Hanım. Thank you.
Allah'ım dayanma gücü ver bana. Alnımda bu karayla dolaştırma beni. Sen adil olansın ya Rabbi. Sen haklıyı haksızı görensin. Beni bu hale düşürenleri sana havale ediyorum Allah'ım. Sana havale ediyorum. İlaçla geçecek gibi değil pek. Bir ara gel de iğne yapalım, tamam mı? Ananla gelme ama. Hı hı. Hadi kızım gel. Aman anne. Bakıyorum da döneden çabuk vazgeçmişsin. O işin tadı kaçtı Şefik ağa. Hem bizim karıdan hem kapmış. Boş ver. Unutulur gider. Hı hı. Hadi odaya gidelim de neşelen biraz. Tam mevsimi. Elini ver. Şurada, ileride. Şurada. Nerede? Göremiyorum. Nerede? Yetişemiyorum. Şurada. Şuna bak şuna. El alem içine çıkmaya nasıl yüzü tutuyorsa. Yüzüne bakan mı kaldı sanki? Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına. Hadi. Doğru diyorsun. Yürü gidelim. Babalarına haber versin hemen. Ben haber veririm. Hakan! Hakan! Oğlum! Oğlum aç gözünü. Aç gözünü. Vedat! Hakan! Yetişin! Hakan! Oğlum! Yandım şeker oğlan. Anasına darılmış damda yatan oğlan. Şefik ağa, Hakan'la Bilal çatıdan düştüler. Ne? Ne diyorsun? Çatıdan düştüler. Sizin evin oradalar. Koş, koş! Tarlaya mı gidiyorsun kızım? Çalışırsam belki kafam dağılır biraz Rıza'yı. Ne olmuş bunlara? Ne oldu Ali? Bilal'le Hakan çatıdan düştü. Ne? Allah Allah! Yavrum! Başın sağ olsun Şefik ağa. Allah rahmet eylesin. Bilal! Oğlum aç gözünü. Kanka ne kal. İyi de cevap ver oğlum. Hakan!
Yavrum. Yandım Allah'ım, İster yandım. İster Allah'ım dede. Ciğerim yanıyor ya Rabbim. Yavrum aç gözünü. Hakan. Hakan. Ya sen Şefika? Neden uydun bu adama? Neden iftira atıp da namusumu kirlettiniz benim? Neden? Yıllar sonra köyümüze bir sağlık memuru gelmiş. Gönlünü hoş tutup eğlendireceğimiz yerde sen tutup köyden kovdurmaya çalıştın. Az bile yaptık. Reziller, kepazeler. Siz benim ciğerimi yaktınız ya. Allah da sizin ciğerinizi iki misli yakar inşallah. Eyvahlar olsun bize. Şefika, biz ne yaptık? Elin namuslu kadınla iftira ettin. Ne ettiysek kendimiz ettik. Yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun bize. Oğlum. Oğlum sevgili seyirciler, hepimizin sevdiği Yunus Emre ne güzel özetler aslında hayat. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Sevginin, şefkatin, merhametin dünyasında kine, nefrete, iftiraya, haksızlığa yer yoktur. Adeta cennetin provasını daha dünyadayken yapmaktır.